İlk öncelikle arkadaşlar, bayağı yaygın DJI Spark modeli. Yani bu oyuncak Korbiler'e falan benzemez. Gerçekten profesyonel bir cihaz bana göre. Size kutu açılımını yapacağım burada. Benim de aklımda çok soru vardı bu konu hakkında. O yüzden benim sorularım cevaplanmadığı için o soruları ben cevaplayacağım. Sizin de aklınızda inşallah soru kalmaz. Onu da zaten kalırsa mesaj göndererek Instagram üzerinden veya başka sosyal medyalardan açıklama bölümünde görebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Fly More Combo yazıyor. Yani combo paketinde kendinizin kumandası oluyor. Ayrıca 2 tane de bataryanız oluyor. Diğer türlü alırsanız daha uygun alırsınız. Fakat telefonla kontrol etmek zorunda kalacaksınız. Bu da sizin çok uzaklara gidememe gibi bir dezavantajınız oluyor. Evet, kutuyu açıyoruz. Combo paketi ilk önce böyle bir çanta karşısında. Böyle bir bataryası var adaptörde. Aynı zamanda buradan USB kablosu girişinden kolunuzu da şarj edebiliyorsunuz aynı anda cihazınızı. Oldukça küçük bir makine. Ama büyüklerinde 1000 çakar. 2 adet batarya da çıkıyor. Zaten burada batarya şarj dolumlarını görebiliyorsunuz. Burada da yedek pervanelerimiz falan var. Oldukça kullanışlı kumandası var. Gördüğünüz gibi bunlar antenleri. Antenleri şu şekilde açıyoruz. Önünde gördüğünüz kamera çok esnek bir kamera. Hiç yani titremelerde, sallanmalarda kesinlikle böyle saçma sapan görüntüler elde etmiyorsunuz. Arkadaşlar bu drone'unuz çarpmıyor. Çarpmama özelliği var. Önünüze bir dinozor çıktığında direkt sensör algılıyor ve 2 metre öteden duruyor. Ondan sonra ya engeli aşabiliyorsan aşıyor. Aşamadığında ise size burada sinyal veriyor, siz duruyorsunuz. Gördüğünüz bataryalar combo pakette 2 tane çıkıyor. Şu süresi yani sizin o sport modu almanıza bağlı aslında. Maksimum 15-20 dakika da bitiyor. Ona göre uçuşumuzu ayarlayıp diğer bataryamızı takıyoruz ve şimdi uçuşa gidiyoruz. Şimdi Wi-Fi'mize bağlandık buradan gördüğünüz gibi ekranda. Şu an uçuşa hazırlanacağız fakat şöyle göstereyim. Burada ready yazması lazım. Ready yazınca uçuşa hazır oluyorsunuz. Tuşları 2 kere şöyle yaptınız mı o çalışacak zaten. Evet şu an çalıştı arkadaşlar. Çok basit bir şeyi var. Çarpmama özelliği var. Çarpmama özelliğini gösteriyor. Bakın basıyorum gelmiyor. Neden? Çünkü önümüzde engel var. Çarpmama özelliğini gösteriyor bu. Ve gidiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı yükseldik. Evet kavacığı görüyoruz, boğazı görüyoruz, köprüyü görüyoruz. Sport modu alacağım biraz aşağı indirmem lazım. Yani normalde yukarıda da gidebilirsiniz ama çok hızlı gidiyor. Şu an aşağı indiriyoruz, daha %76 şarjımız var. Evet deniz yavaş yavaş kayboluyor. Ortadaki sport tuşunu sağa çekiyorsunuz. Şimdi son gaz gaza basıyorsunuz.